Çünkü bu yönerge daha önce COVID-19'dan sonra yayınlanan ve Amerika'daki yabancı öğrencilerin bulunduğu üniversiteler vesaire bütün okulları kapsayan F1 ve M1 vizesi kapsamı içerisinde COVID-19'un ilk çıktığı zamanki yönergeyi değiştiren bir yönerge. Çünkü Evet. ondan önceki yönergede okulların online sisteme geçmesi sebebiyle buradaki yabancı öğrenciler de F1 ve M1 statüsündeki öğrenciler de bu şekilde devam edebilme imkanı verilmişti. Doğru. Ancak fall döneminde, sonbahar 2020 döneminde bu konuda bir değişiklik yapıyor göçmenlik dairesi. Ve buna gerekçe olarak da enteresan bir gerekçesi var. Bununla öğrenciler için öğrencilerin öğretimlerini devam edebilmelerine imkan veren maximize etmek bu flexibility'yi. Tabii bu arada COVID-19'in de bulaşmasını bu ülkeye gelen öğrencilere bulaşmasını önlemek. Sadece online dersleri yapacaksa. Bu birazcık tabii bu gerekçeye ister olumlu bakın, ister olumsuz bakın. Çok önemi yok. Ama Başkan Trump'ın okulları açmak istediği, bütün ekonominin çarkının dönmesi için okulların açılması dahil, bütün iş yerlerinin açılması dahil geniş kapsamlı bir plan içerisinde bunu düşündüğünüzde bir anlamda şu andaki Amerika'daki hükümetin de pandemiye bakış açısını da gösteriyor. Tabii bu ne zaman bu uygulama başlayacak? Bu uygulama her okul için sömestr ne zaman başlıyor ise o zamana kadar geçerli. Tabii tekrar altını çiziyorum. Bu bütün kursların ya da üniversitelerdeki bütün kursların online yapılmasına kapsayan bir yasa ya da yönerge. Tabii bu arada okullar eğer sadece online eğitime devam edeceklerse ki MIT, Harvard bunlardan bir tanesi benim bildiğim. Belki bugün okudum bunu. Dün de okudum. Princeton'da örneğin online'a geçecek diye okudum. Bunlar bu ayın 15'ine kadar bildirmesi lazım. Diğer eğer hibrit bir yapı yapacaklarsa işte biraz online ya da in person eğitime devam edeceklerse o takdirde Ağustos'un ilk haftasına kadar okullar bu planlarını fall semestri ile ilgili bu planlarını bildirmek zorunda. Ondan sonra da öğrencilere yeni I-20'ler issue edilecek, keşfedilecek, verilecek. Kısaca işin özeti bu. Yani son derece kısa anlatmaya çalışırsam işin çok kısa özeti bu. Tabii bu COVID ortaya çıkmadan önce 2019 yılında bakacak olursak F1 ve M1 vizelerine zaten Amerika'da bir sömestrde bir online kurs alabiliyorlardı. F1 statüsünde koruyabilmeleri için. Bu online bütün derslerin online olmasına imkan veren zaten geçici bir uygulamaydı. Bu direktifle bir anlamda eski uygulamaya dönülmüş olmakla birlikte ayrıca hibrit bir yapıya da imkan veriyor. Ben birazcık da böyle düşünüyorum. Tabii bu bir direktif dedik. Buna karşı davalar açılacaktır.
yürütmeyi durdurma kararı vesaire. Bilmiyorum bu konuya girmek gerekli mi, gerekli değil mi? Böyle sıkıntılar olmuş. Bugün birkaç öğrenciler duydum. Okul 70 gün izin vermiş ama aslında hali hazırda 2,5-3 ay gibi bir süreci var. Şu an ben de öğrencisi olarak her ne kadar etkilenmesem de yine de bana bir mail geldi. Ben bu okulda kalacak diyorum ben. İkinci dönem. 4 ay şeklinde bir dönemlerimiz var ve ben Haziran'da başladım. 25 Eylül'e kadar okulum online devam edecek. 25 Eylül'den sonra benim okulumun bir de Florida'da yerleşkesi var New York'un dışında. 25 Eylül'den sonra farklı bir şekilde devam etmek için alternatifleri düşüneceğiz gibi bir mail attım. Tabii son derece bir belirsizlik var. Bu doğru. Ben bugün hemen Reuters'dan okuduğum bir haberi söyleyeyim. Örneğin Harvard ve MIT Trump yönetimini, bu konuda Trump yönetimini dava açtılar bugün Boston'da. Bunu durdurmak için. Ayrıca Harvard bütün kurslarını online alacağını açıklamıştı. Tabii bu ortaya çıkınca büyük bir gelir kaybı olacak. Birçok foreign yabancı öğrenciyi kaybedecekler. Birçok yabancı öğrenci var filan. Onlar bu kararı durdurmak için dava açtılar. Ayrıca Massachusetts eyaletinin başsavcısı da Trump'ın bu kararının hem çok zalimce, aynen ifadesiyle söylüyorum, hem de yasal olmadığını bugün açıkladı. Onlar da böyle bir dava açmayı planlıyorlar. Bu tabii ama şu andaki durumu konuşuyoruz. Çünkü pandeminin nasıl gideceğiyle de çok yakinen alakalı bir konu bu. Ama şu anda Amerika'daki F1 ve M1'lı öğrencileri ilgilendiren konu, önümüzdeki sonbahar sömestrinde sadece bütün kurslarını online olarak almalarına imkan vermiyor şu andaki yönerge. Ama pandemi... Pardon. Buyurun. Özür dilerim. Buyurun. Yani biz şu an ülke içinde yaşayan öğrencileriz. Yani hani daha sonuçta online da geçmemek bizim tercihimizde olmadı. 12 Mart'ta en son okula gittiğim 12 Mart'tan sonra kapandı zaten. İşte böyle bir durumda biz öğrenciler olarak zaten mağdur olduk. Ve sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Yani şu an bekliyorken ne kadar zor. Yeri geliyor, internet kopuyor. Evler çok uygun değil. Ve bu durumda Trump'ın bize karşı bir yaptırımı olabilir mi? Gerçekten bir ülkeden olabilir mi? Şimdi ICE'nin önceliği bu öğrencileri yakalayıp deport etmek olur mu? Olmaz. Ama deport edebilirler mi? Edebilirler. Yani bu kural hali hazırıyla uygulanır ise ve durdurulmaz ise, bir üst federal mahkeme vesaire tarafından yürütmeyi durdurma kararıyla uygulanması durdurulmaz ise, önümüzdeki sömestreden itibaren, sonbahardaki sömestreden itibaren, eğer I-20'niz değiştiği için, eğer bütün dersleriniz online ise yasal durumunuz, yasal statünüzü koruyamayacaksınız. Yani yasal olmayacaksınız. O takdirde ülkeden çıkmanız beklenecek. Eğer çıkmazsanız kaçak olursunuz. Kaçak olursanız ICE sizin peşinize düşer mi? Şu sıralar biraz belki zor. Önceliğiniz olmaz. Çünkü öncelikle uğraştığı çok çok daha başka konular var. Halen haklarında deportation kararı olan kişilerle uğraşırken, bir de
öğrencilerle uğraşmak kolay bir hadise değil. Tabii bir taraftan da şu gerçeği de düşünmek lazım. Şu anda Amerika'da üniversitelerde eğer Reuters'ın haberi doğru ise, ben bu kadar olduğunu ya da bu rakamlar hakkında çok fazla bilgim yoktu ama yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğrenciden bahsediyoruz. Son derece büyük bir rakam. Yani 5000 tane üniversitenin olduğu bir ülkede ayrıca işte dil okulları vesaire binlerce de onu kattığımızda 1 milyon öğrencinin varlığını kabul edersek büyük bir ekonomik de gelir. Yani bu öbür türlü de gelişebilir. Birazcık pandeminin nasıl gideceğiyle de alakalı. Onu da şu anda hiç kimse bilmiyor. Benim de bilmediğim gibi. Ama sadece şu anda şu andaki durumu konuşabiliyoruz. Yani şu andaki durum da bu. Dediğim gibi hibrit bazı okullar hybrid bir öğretim metodu sunacaklar. İşte kimisi online, kimisi in person sınıfta vesaire. Öyleyse gittiğiniz okul mesele yok. Eğer öyle değilse başka bir okula transfer etmenin çareleri düşünülmeli. Ne zaman? Zamanı gelince, o da fall. Ama fall'da da şu andaki yasal durumun uygulanıp uygulanmayacağı hakkında da dediğim gibi şüphelerim var. Aslında Trump aldığı karar bence mantıklı bir karar. Aslında öğrencilere daha çok malum Trump burada tek bir güç değil. Her eyalet farklı bir güçleri var. Başkanları, eyalet başkanı, valisi. Biraz onlara baskı yapma niteliğinde. Çünkü öğrenci şu an gelemiyor. İptal oldu. Zaten biliyorsunuz onlar Mayıs'ta kalırlar. Doğru. Benim en yakın arkadaşım geçen yıl buradaydı. O şu an Eylül'e geldi. Bitti. Şartlar aldı. Yani aslında okulların açık ekonominin daha büyük istiyor haklı olarak. Bütün olay da esasen o. Okulların açılmasına zorlayan Trump yönetimiyle pandeminin hala devam ettiğini, açılmaması gerektiğini, işte bir sene daha online yapalım ne olacak ki gibi düşünenlerin ortasında kalan değişiklik. Yani işin özeti biraz bu. Ama tabii bağımsız yargıçlar, federal mahkemeler bu konuda karar verecekler. Dediğim gibi bugün bu kararın yürütülmesi hakkında durdurulma kararı davası açıldı Boston'da, federal mahkemede. Akıbeti ne olur? O zamana kadar ne olur biter bilmiyorum. Hiç kimsenin bilmediği gibi. Ama şu halen hazırdaki durum itibariyle durum bu. Bir sorum olacak. Tabii. Ya da bir soru gördüm. Sorayım. OPT çalışma izni olan de ilk 90 gün bulamazsa ülkeyi terk etmesi gerekir mi? Şimdi tabii yani OPT'de kendisi de çalışabilir. Bu birazcık kişinin hangi okuldan mezun olduğuyla, teknik bir okuldan mı, işte science ile ilgili bir okuldan mı, biraz bunlarla da ilgili bir konu. Genel sorulara cevap vermek lazım burada. O soruyu soran arkadaşımız yarın beni ararsa memnuniyetle onun meselesine bakarım. Yani cevabını beni arasın yarın. Memnuniyetle cevaplandırırım. Evet. Aydın Burak arkadaşımız. Gökhan Bey yarın arar. Yeterli bilgiyi alır. Uzun uzun. Master Dig Max Music and Music Eğitim Departman. Bir soru daha var. Online olmayan süreli Türkiye'ye geri dönen F1
öğrencilere bir sıkıntı olabilir. Şu an için tekrar soruyu tekrarlar mısınız? Tam olarak duyamadım. Hemen söylüyorum. Hı-hı. Peki sizce okulları online olmayan ama kısa süreli Türkiye'ye ziyaret edip geri gelen F1 vizelere bir sıkıntı olabilir mi acaba? Hayır. Yani Amerika'ya geldikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Zaten F1 statüyle eğer vizesi F1 vizesi varsa herhangi bir mesele yok. Bu durumda biz sonbaharı bekleyeceğiz. Evet. Önümüzde 2-3 ay var. Bu Evet, dönem yani şu andaki dediğim gibi yani ancak şu anı konuşabiliyoruz. Bu yönerge birazcık o anlamıyla fall semester'ı geldiğinde, sonbahar semester'ı geldiğinde hala uygulanıp uygulanmayacağı hakkında şahsen benim şüphelerim var. Neden? Bir pandeminin ne şekil, yani bu yönergeyi değiştirebilir de pandemi çok daha kötü olursa ya da çok daha iyi de olabilir. Onu bilmiyoruz. Daha çünkü 3-4 ay sonradan bahsediyoruz. 3 aylık, 4 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Artı açılan davaların nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Hocam bir de açma hakkımız olmaz mı? Düşünsene örgün olacak, saklı olacak. Tabii şimdi böyle bir yönetmelikle ilgili bir davada sizin kişisel olarak dava açma hakkınız olmaz ama okulların, çünkü okullar bu işte büyük paralar kazanan, artı servisin provider'lar, yani bu işin F1'ı, M1'ı veren şeyler ve büyük zarar ediyorlar. Doğru. Ayrıca eyaletler de katılabilir. Yani eğer Massachusetts dava açarsa başka eyaletler de buna katılabilir. Bilmiyoruz. Yani o konuda ben uygulanabileceği, bunun çok sürdürülebileceği kanaatinde değilim. Zaten dediğim gibi pandemi öncesinde de zaten böyleydi. Yani sırf online bir okula giderek F1 ya da M1 statüsüyle Amerika'ya ne girebilmeniz ne de Amerika'da kalabilmeniz mümkündü. Aslında bu yönerge geçmişe baktığımızda çok bir şeyi değiştirmiyor. Hiçbir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla pandeminin nasıl gideceğine bakmak lazım. Onunla çok alakalı. Sadece bugünü konuşabiliyoruz o yüzden. Evet, çok doğru. Peki hocam F1 dil okulu öğrencilerinin vizesi. M1'ın açılımı ne oluyor? M1 vizesi. Bazı teknik okullarda M1 vizesi de oluyor. Birbirine benzer vizeler. Dil okulları da F1 vizeleri. Aynı kural dil okulları için de geçerli. Yani bazı dil okulları bu önümüzdeki sömestr döneminde belki hibrit bir yapıyı da seçebilirler. Bilmiyoruz. Ama mümkün. Ama bütün kurslarını online almaları mümkün değil. Buradaki altını çizilmesi gereken kelime aslında o. Bütün kursların, yani entire course. Eğer bütün kurslar online değilse zaten mesele yok. Genel olarak dil okulları zaten online değil. Çünkü dil okulunda amaç pratik de yapmak bir anlamda. Online kurs varsa zaten Amerika'ya gelmesine de gerek kalmaz birisinin. Yani Antalya'da plajdan da katılabilir online ise. Zaten pandemi döneminde şöyle bir şey söylenmişti. 5 yıllık öğrenci vizesi olan öğrenciye dönüp Türkiye'de online bir şekilde biz nasıl buradan online devam edecek, onlar da online devam edecek. Evet. Tabii yani hali hazırda Amerika'da okullara sevise kayıt olup okullara kayıt olup online olarak
Türkiye'de bu okullara gitmek mümkün. Ama eğer online'sa, yani halihazırda biraz önce bahsettiğim okullardan örnek vereyim. Harvard eğer online'sa bütün kursları, örneğin Türkiye'de oturup da Harvard'da da gidebilirsiniz. Tabii. Ama burada konuştuğumuz bu vizelerle Amerika'ya girebilir misiniz ya da bu statülerle Amerika'da kalmaya devam edebilir misiniz, devam edemez misiniz noktasında olduğu için zaten düzenleme de bunu düzenleyen bir yönerge. Dolayısıyla müphem olmakla birlikte gelecek bilmediğimiz için şu andaki durum bu. Bütün kursları online alamıyorsunuz. Sormuş, evet. Amerika'da okulları nasıl konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Sizce bu mümkün olabilir mi? Amerika'da tekrarlayın. Amerika'da okulların hibrit olduğunda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle mümkün. Birçok okul şu anda deadline, yani hükümetin okullara verdiği deadline, eğer sadece online yapmayı planlamış ise okul, bu planı bu ayın 15'ine kadar vermek zorunda. Ama diğerleri, yani ben okulumu açacağım diyen okullar da olabilir. Ben okulumu hybrid bir öğretim sistemiyle açacağım diyen okullar da olabilir. Onların deadline'ı Ağustos'ta. Henüz o okullar hangileri bilmiyoruz. Ama son derece muhtemel. Benim beklediğim de zaten o yönde. Yani size bir iki tane okul ismi verdim ama bunlar açıkladıkları için verdim. Birçok okul hiçbir şey açıklamadı daha. Çünkü daha bu karar da yeni, yani iki gün önceki yedisinde, dün pazar, bir iki gün önce alınmış bir karardan bahsediyoruz. Doğru. Dolayısıyla okulların ne yapacağını bilmiyorum ama hibrit olmasını bekliyorum. Hatta büyük bir çoğunluğun. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü okullar normal devam eden benim gibi öğrenciler bu ülkeden gitmesi demek onların da büyük ekonomik kaybı. Elbette. Gelemiyor şu an. Tabii elbette öyle. Ayrıca 1 milyon öğrenci dedim. Bunun ne kadar ekonomiye büyük bir katkısı olduğunu da düşünün. Sadece tuition okula verdikleri değil. Bu insanlar para harcıyorlar bu ülkede. Ve 1 milyon ciddi bir rakam. Yani ben dediğim gibi hybrid bir okulların birçoğunun o sistemi kabul edeceği kanaatindeyim. Ama tabii pandemiye bağlı. Yani bilmiyoruz. 3 ay sonra şu anda Brezilya'dan sonra sanıyorum Amerika dünyada birinci case'lerin fazlalığı ve ölümlerin orantılı olarak fazlalığı bakımında. Şey hocam, protestolar sonra da insanlar kalabalık daha çok. Evet, onun eminim onun büyük bir etkisi oldu. Haklısınız, eminim onun büyük bir etkisi oldu. Tabii bütün bunları düşündüğünüzde bir şey söyleyeyim, yani tıp adamı olmadığım için bir şey söylemiyorum. Sadece iyi umutlardan bahsetmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi en kötü ihtimalle bile ben hybrid yapının korunacağını düşünüyorum. En azından hybrid olur diye düşünüyorum. Evet, bir arkadaşım hemen onu alıyorum. Ülkeden çıkışama zorunlu olur mu? Ben kazanıyorum. Peki Harvard okulların online geçtikleri ülkeden çıkış yapmak zorunluluğu olur. Ben Kansas'tayım ve okulumuz bir hibrit olacağını açıklamıştım. Böyle devam edelim. Tabii yani eğer okul şu anda biz tamamen şu anda online sistemdeyiz. Önümüzdeki dönemde de yani sonbahar döneminde de bu şekilde devam edeceğiz diyorsa ve bu yönergenin uygulanmaya devam edeceğini düşünürsek o arkadaşımız ya başka bir okula transfer etmeye çalışmalı ya da
Amerika dışında yasal olarak kalamayacak o durumda. Statüsünü kaybetmiş olacak. I-20 yenilenecek. O I-20'de okulun yeni öğretim planına göre nasıl eğitim öğretim verdiği belirli olacak. Dolayısıyla o kişi Amerika'daki statüsünü kaybedecek. Illegal hale gelecek. Türkiye'ye gidip okula Türkiye'den devam edebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama konuştuğumuz Amerika'da kalabilir mi, Amerika'ya girebilir mi konusu. O konuda sıkıntı yaşaması muhtemel. Ama %100 de bunu söyleyemiyorum. Niye? Çünkü yönergenin 3 ay sonra uygulanıp uygulanmayacağı konusunu halen bilmiyoruz. Çünkü birçok okul, birçok eyalet bu uygulamanın durdurulması için dava açacak. İki tanesi açtı bile. Massachusetts eyaleti de dava açmayı düşünüyor federal hükümete bu uygulamayı durdurulması için. Geleceği bilmiyoruz ama ben bunun korunduğunu farz ederek o arkadaşımıza ancak bunu söyleyebiliyorum. Bu bir hukuki tavsiye değil çünkü 3 ay sonrasını bilmiyorum. Doğru. Aslında toparlayacak olursak böyle. Yine bizim için çok kötü bir haber değil. Çünkü kendi okulumuz yani hibrit karışık hem online hem de öğrenme geçmezse illaki geçen okullar olur. Bizim sadece o okulları transfer edecek. Çünkü bizim için de bu şekilde çok zor. Eminim ki burada öğrenci arkadaşlar da katılacak bana. Doğru. Online eğitim an bile hani görüntümüz donmuştur belki, sesimizde bir sıkıntı olmuştur. Bir de bizim gibi değil. Özellikle pratik yapmak zorunlu olan. Ve aksan öğrenmesi gereken öğrenciler için çok daha zor. Doğru. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi hep beraber bu dönem içerisinde sağlıklı kalmaya çalışalım. En önemlisi ilk planda gerçekten o. Ama insanlık her şeyi yendiği gibi bunu da yenecektir. Ben bütün öğrenci arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Herkes sağlıklı kalsın. Hepiniz zaten son derece akıllı, aklı başında insanlarsınız ki buralara geldiniz. Buna cesaretiniz de var. Bundan sonra da hayatınız hep güzel olsun umuyorum. Pandemiden de en az zararla çıkalım hep beraber. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim hocam. Bu canlı yayın için. Ben bu yayını kaydettim. Burada bir arkadaşım Aydın Burak arkadaşım iletişim kurmak istiyor. Tabii.